Neşri Envar-ı Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir. Belki bir keramet-i Kur'aniye'dir. Evet, Risale-i Nur'dan ikram-ı ilahi var mı hakkında? Allah yaptıklarından razı mıdır? Ölçüsü Risale-i Nur'a hizmette şevk, gayret var mı? Allah o işten razıdır, senden de razıdır. Tekrar oku. Neşre Envar-ı Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir, belki bir keramet-i Kur'aniye'dir, bir inayeti Rabbaniye'dir. Neşre Envar-ı Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir, belki bir keramet-i Kur'aniye'dir, bir inayeti Rabbaniye'dir. Demek ki yapan kendinden bilmesin. Yapmayan da kendim yapıyor demesin. Yapan kendinden bilmesin. Bir ikram-ı ilahi vardır onun hakkında. Bir lütf-ı Rabbani vardır onun hakkında. Cenab-ı Hakk'ın ona bir ikramı var o meselede. Muvaffak oluyor. Hizmet ediyor yani. Muvaffak dedi, hizmet ediyor. Yoksa Hulusi Bey'in, Allah rahmet etsin, öyle etrafında binler on binler toplanmış değildi. Hulusi Bey ta 70'li senelerden itibaren, yani ben Risale'yi okuduğumdan sonra bilirim, memlekete gittikçe ziyaretine giderdim. İki kişiyi, üç kişiyi, beş kişiyi bir dükkanda toplar, orada Risale-i Nur dersi yapardı. Yani beş kişi, on kişi, on kişi ender olurdu yani, iki kişi, üç kişi. O da esnaf dükkanlarında birinde oturur, orada gençlerden biri açar okur, dersini yapar, kalkar giderdi. Buna üstad ne diyor? Sendeki muvaffakiyet, gayretin ve şevkin. Ama bu gayreti, bu şevki, bu şeyi hiç bırakmadı. Hiç. Ömrü boyunca ikindi dersini, kışında yatsı dersini bırakmamıştır. Hiçbir zaman. 50'den itibaren, 50'de emekli oldu, Elazığ'a yerleşti. Ondan sonra 36 sene fasılasız her halükarda dersler devam etti. Mesele derslerin devam etmesidir. Fazla muvaffakiyet, fazla adamların toplanması vesaire gibi şeyler Risale-i Nur talebesinin düşüneceği şeyler değildir. Bizim vazifemiz iman ve Kur'an hizmetinde bulunmaktır. Hatta ben kendi hissiyatımı söyleyeyim. Azlarla yaptığım ders bana çok daha büyük ferahlık veriyor. İster kusura bakmayın, bakın ister bakmayın. Azlarla yaptığım, dersten aldığım zevk ve neşe çoktan çoklarla yapılan dersten alamıyorum. Mesele Risale-i Nur dersidir. Mesele Risale-i Nur'un hakikatleriyle meşgul olmaktır. Yoksa elbette istenir yani. Niye istenmesin? Burada 500 kişi olsun. İşimiz bu, istiyoruz. İstiyoruz da hizmetimiz buna endeksli değil. Olmadı mı bırakalım. Öyle değil. Hulusi Bey'in ta medrese yapılana kadar, o dört katlı medrese yapılana kadar üç kişiyle, dört kişiyle, beş kişiyle ders yapardı ama meşhur bir zat, Elazığ'da herkesin sevdiği bir zat, o hangi dükkana oturursa hemen o esnaf birbirinin kulağına fısıldar. Hacı Bey gelmiş, Hacı Bey gelmiş. Nerede? İşte Sabri'nin dükkanında. Hemen herkes gelir. Elazığ'da çok salgındır şapka. Şapkasını çıkar yanına kur, oturur. Yani bir anda 20 kişi, 30 kişi olur. Ama o iki kişiyle, üç kişiyle daima öyle dersin devam ettirmiştir yani. Buna muvaffakiyetin,
gayretin ve şevkin. Bize ders bu. Bize ders. O iki kişinin, üç kişinin hiçbir zaman gayretini, şevkini bozmamış. 36 sene fasılasız derslerini hiç kesmemiş. Tabii ondan evvel de yapıyordu ama Elazığ'daki kısmı söylüyorum. Emekli olduktan sonra. Neşri Envar-ı Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir, belki bir keramet-i Kur'aniye'dir, bir inayet-i Rabbaniye'dir. Evet. Sizi tebrik ediyorum. Keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim şöyle ki. Ne diyor Hulusi Bey'e? Sen derslerine devam et. İnşallah ektiğin tohumlar bir berekete rastlarsa çok semereli neticeler verir. Acimendi ona benziyor mu? Acimendi ona benziyor. Acimendi ona benziyor. Hulusi Bey'e mektubu var biliyorsunuz şeyde, kitabı var. Bir rahmete rast gelirse diyor, bir tohum bir rahmete büyük semereler verir. İşte Acimendi Allah'ın izniyle bir rahmete vesile olan bir yere rastladı. Ve elhamdülillah hepsi Hulusi Bey'in bereketindendir yani.